Divya, yemeğimi hazırladın mı? Evet. Enişte, ablam gerçekten yemek yapma konusunda tam bir uzman. Kesinlikle öyle. Ben her yemekten sonra, her öğünden sonra parmaklarımı bile yiyorum. Evet, yemek çok güzel. Biraz daha yemek ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Bu kadar yeterli benim için. Damini, nereye gidiyorsun? İçerle mi buluşacaksın? Divya, bugün senin unutkanlığın üstünde. Damini bugün işe başlayacak. Ben senin latife ettiğini sandım. Damini ve iş mi? Bunun neresi komik anlamadım. Bugün Damini işe giriş evrağını imzalayacak. Bundan sonra ofiste çalışmaya başlayacak. Puşkar, hiç kimse senin ne kadar mutlu olduğunu anlamamalı. Ama ben senin sadece... Ben sana da sordum ve sonra karar verdim. Ben senin bunu öylesine söylemiş olduğunu sandım. Peki Damini, bu sorumluluğun üstesinden gelebilecek mi? Ben hastalanmıştım. Sen de merdivenlerden düşmüştün. Damini hangi sorumluluğu yerine getirmedi? Bugüne kadar oldu mu böyle bir şey? O bugüne kadar tüm sorumluluklarını itinayla yerine getirdi enişte. Ama şimdi tamamen sessiz kalacağım ve eğlenceye doyacağım. Tamam. Madem sen bir karara varmışsın, o zaman sorun yok. Hanımefendi, ben gündüz işleri... Senin ev işlerini kafana takmana gerek yok. Damini, ben evimle ilgilenmesine gayet iyi bilirim. Şimdi nereye gitmek istiyorsan oraya git. Damini. İşe nasıl gideceksin? Otobüsle. Ben de şimdi ofise geçeceğim. Seni bırakırım. Hayır Bay Takur, ben kendim giderim. Ben de işe gideceğim diyorum sana. Benimle gel. Sorun nedir anlamıyorum. İstemiyor işte. Ne diye zorluyorsun? Ben kendim giderim efendim. Divya, bugün işte ilk günü. İşine geç kalmasını istemiyorum. Benimle geliyorsun Damini. Hı? Damini işe gitti, burada değil. O zaman neden biriniz bana bakmıyorsunuz? Her hizmetçinin ismini tek tek söylemem mi gerekiyor burada? Bu evdeki herkesten ben. Kimse çalışmak istemiyor. Yardım filan istemiyorum.
Çekinmene gerek yok Puşkar. Biraz sinsilik yapmanın tam sırası. Ablacığım, şu haline bir baksana. Sen niye yapıyorsun? Bırak Rohini'ye söylerim, o halleder. Sorun değil Puşkar. Nasıl sorun olmaz? Gözlerime inanamıyorum. Şu haline bir baksana. Saçların darmadağın olmuş, her şey ortalıkta. Canını fazla sıkma ablacığım. Ben daha önce senin bunu anlaman için çaba sarf etmiştim ama... Şimdi kendi gözlerinle şahit oldun. Bu evin hizmetçisi hiç yoktan evin hanımefendisi haline geldi. Bugün gördüğün olanları değil mi? Güzelce sarısını giymiş, elinde çantasıyla gelmiş, bize hoşça kalın diyor. Bir de üstüne eniştemin arabasına biniyor. Değil mi? Ben bunu gerçekten anlamıyorum ablacığım. Evin hizmetçisi, evin hanımefendisini hizmetçiye çevirdi resmen. Puşkar, ben kendi evimin işlerini yapıyorum. Bir insan ev işleri yapıyor diye hizmetçiye dönüşmez. Ya da bir kişi işe gidiyor diye evin hanımı olmaz. Abla! Fitili ateşledim. Ama o ateş fazla kudretli değil. Şimdi o ateşi biraz daha kuvvetlendirme zamanı. Ne yapmak gerekiyorsa şimdi yapmalı. Zavallı Puşkar ablacığını o kadar çok seviyor ki doğru zaman gelip çattığında ailesini bile ateşe atabilir. Sen çok ama çok zalimsin Puşkar. Gerçekten çok zalimsin Puşkar. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे